Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yevgen Seleznov itiraf etti. Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kariyerini sürdüren Yevgen Seleznov sosyal medyada canlı yayında flash bir itirafta bulundu. Tecrübeli golcü 2005 yılında Avrupa Ligi sonrasında Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını, Türkiye'ye geldikten sonra da Sarı Kırmızılı ekipten iki kez daha teklif aldığını açıkladı. Seleznov'u yakından tanıyanlar bilir ki Seleznov neredeyse her maçında Galatasaray'a golü olan bir futbolcu. Galatasaray'ın da Seleznov'u istediği tüm gazeteler yazıyordu zaten. Karabük Spor'da oynarken Galatasaray Seleznov'u istemiş fakat takımı ücret düşük diye göndermemişti. Seleznov da ligin ikinci yarısında böyle sonuç çıkarıldı diye bir daha maçlarda oynamadı. Kadrodan da çıkarıldı zaten. İtalyan basını duyurdu. Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Salgın nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan Sarı Kırmızılar için İtalyan basından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı. Tomerco Web'in okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın da derlediği haberlerde şu şekilde. Galatasaray Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone Galatasaray'da 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor. Golcü futbolcu sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone Sarı Kırmızılar'da kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye geri dönüyor açıklaması yapıldı. Benim fikrimce Andone eğer sakatlık yaşamasaydı Galatasaray'da güzel bir kariyeri olabilirdi. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Hatta ilk geldiği dönemlerde Brighton'a bir daha geri dönmeyeceğim. Galatasaray benim evim gibi adeta açıklaması vardı ama sakatlık onu bitirdi. Sakatlığının sebebi de fazla savaşçı olmasından dolayı her topu ayağını soktuğu için sakatlanmıştı. Ama büyük ihtimal Brighton'a geri dönecek. Galatasaray'da Edinson Cavani bombası. Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edinson Cavani ile ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına bazı menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldı ve Uruguaylı golcü Sarı Kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü. Ancak Cavani'nin menajerinin Walter Guglielmone olması kafaları karıştırdı. Başkan yardımcısı Abdülrahim Albayrak'ın bu nedenle temas kurmak isteyen menajerlerle görüşme yapmayı kabul etmediği de öğrenildi. Galatasaray'ın hali hazırda şu anda dünya yıldızı Falcao'su var. Falcao gitmeden böyle bir transfere adım dahi atılmayacağını hepimiz iyi biliyoruz. Açıkçası Cavani'nin Galatasaray'a gelmesini ister miyim? Ben pek istemem. Çünkü yaşlandı artık. Fatih Terim'in de her röportajında biz artık futbolcunun geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız açıklamaları vardı. Fatih Terim'in de böyle bir transfere sıcak bakacağını düşünmüyorum. Sizin düşünceniz ne olurdu? Edinson Cavani'yi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Dünya yıldızına hocasından tavsiye, Galatasaray'a gitmelisin. Sarı Kırmızılı yönetim Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna dünya yıldızı bir isim katmak için harekete geçerken bu ismin Mario Mandzukic olduğu iddia edilmişti. Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri bu haberler tamamen iddiadan ibaret, henüz benimle resmi bir temas olmadı derken 33 yaşındaki golcü ile beraber Hırvatistan milli takımında görev yapan ve şu anda milli takım yardımcı antrenörü olan Iva Kaulić'ten bir açıklama geldi. Antrenör Olić, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında haberlerin aslı var mı bilmiyorum derken sözü Mandzukic için Katar'da oynamasına getirdi. Olić, Mario Mandzukic için ne işi var Katar'da? Katar emeklilik demek. Mario emekli mi oldu? Tamam Katar'da belki iyi para kazanıyor ama bu kendisini yok etmesini gerektirmez. Ayrıca nerede kaldı futbol heyecanı? Galatasaray gibi tutkulu bir takım düşünmeli açıklamasını yapmıştı. Mario Mandzukic bir süre önce Alapdeo'yla transferi yüzünden hata yaptığını açıklamış, takım arkadaşı Mehdi Benatia'ya da Hırvat forvetin Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti. Mario Mandzukic savaşçı ve pivot santrofor. Galatasaray'da forvet transfer haberlerinin bu kadar fazla olmasının nedeni Falcao'nun gidecek mi gitmeyecek mi düşüncesidir. Ben Falcao'nun gönderileceğini düşünmüyorum. En azından gönderilmesini istemiyorum. Çünkü yeni yeni kendini toparlamaya başladı.
Kendini toparlayınca da ne kadar güzel forvet olduğunu herkese göstermiş oldu. Sizin düşünceniz nedir? Falcao ayrılırsa Mario Mandzukic'i takımda görmek ister misiniz? Galatasaraylı Rindong transfer teklifini düşünmeden reddetti. Galatasaray'ın ikinci yarısında sergilediği iyi performansın gizli kahramanı olan Rindong'un sarı kırmızılı takım sevgisi tescillendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı. Takvimde yer alan habere göre kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanamamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi. Rindong da Galatasaray'ın istemesi halinde en az 2 yıl daha Galatasaray'da oynamak istiyor. Fatih Terim de Rindong'un takımda kalmasından yana. Galatasaray yönetimi Rindong'a 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edecek. Maaşında da biraz düşürmesini istiyor. Rindong da bizim tam bir joker oyuncumuz. Nereye koyarsan orada oynuyor. Bence de en az 1 yıl daha Galatasaray'da oynamalı. Sizin fikriniz nedir bu konu hakkında? Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku. Salgın nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Mbaye Diagne. Sarı Kırmızıların geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü disiplinsiz davranışları nedeniyle camianın tepkisini çekmişti. Sezon başında kulüp Brüj takımına kiralanan Diagne, Belçika ekibinde de aynı davranışları sergilemesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı. Takvimin haberine göre sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim'i kadroda düşünmediği Diagne'yi hem salgın koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon euroya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi. Yönetim Diagne'yi 5 milyon euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı dahi yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transfere engel oluşturacak. Galatasaray golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden kulüp Brugge kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Diagne de bizim sorunlu oyuncumuz. Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en çok gol atan yabancı oyuncusu nasıl bu kadar sorunlu olabiliyor anlamış değilim. Karakterini biraz olsun düzelse Galatasaray onu en aşağı 15-20 milyon euro bandında satacaktır. Ama gel gelelim ki sorunlu bir oyuncu. Diagne'nin bu sezon kiralık sözleşmesi bitecek ve Galatasaray'a geri dönecek. Hali hazırda Falcao varken Diagne'nin oynaması imkansız. 4-4-2 sistemine de Diagne ve Falcao ile çıkamazsın. O kadar yatırım yaptın Diagne'yi de yedek oturtamayacağın için büyük ihtimal satılacaktır. Sizin düşünceniz nedir? Diagne 5 milyon euro bile olsa satılmalı mı? Fatih Terim raporunu sundu. Cimbom 2 ismi kiralıyor. Salgın nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarında en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Sekidiki ve Ozan Vofor'un durumuydu. Takvimde yer alan habere göre tecrübeli teknik adam gelecek sezon Ozan Vofor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11 oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi. Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozan Vofor bu sezon İspanyol ekibi Almeyra'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Yese Sekidika ise sarı kırmızı takımda 6 maça çıktı. Sekidika da istediği performansı şu anda gösterebilmiş değil. Fatih Terim ondan bir patlama bekliyor. Bir patlama yaşatsın ki ona güvenerek 11'de oynatsın. Ama bunu hala görebilmiş değil. Bence de Sekidika'nın şu anda kiralanması gerekiyor. Çünkü şu anda ilk 11'e girmesi neredeyse imkansız durumda. Hem önümüzdeki sezon yabancısının geleceği de konuşuluyor. Bu durumdayken çok fazla oynatmadığı yabancı bir oyuncuyu takımda tutmak lüks durumda. Galatasaray'da çılgın takas, yer yerinden oynayacak. Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak alan ve Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmişti. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın transferdeki öncelikleri ise takımın yaş ortalamasını düşürüp yerli rotasyonunu genişletmek. Bu doğrultuda ilk olarak Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sona eren Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlaması beklenen Sarı Kırmızı'nın adı Erdoğan Yeşilyurt, Mert Çetin, Mert Müldür, Serdar Gürler, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Alparslan Öztürk gibi isimlerle anılıyor.
Sarı Kırmızıların sözleşmeleri sona erecek, Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken emekli olacağı konuşulan Selçuk İnan ise teknik kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Kiralık futbolcular Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'nun da sözleşmeleri biterken Galatasaray, Lemina ve Onyekuru'yu gelecek sezonda takımda tutmak istiyor. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da Younes Belhanda'ya göz koydu. Al Nassr, Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Faslı oyuncu ile zenginleştirmeyi planlıyor. Suudi Arabistan ekibi ayrıca Galatasaray'dan kiraladığı ve performansından memnun olduğu Maicon'u da takımda tutmak istiyor. Bunun için bir takas plan hazırladığı bildirildi. Nijeryalı futbolcu Ahmet Musa'ya öneren Araplar karşılık olarak Maicon'un bonservisiyle beraber Belhanda'yı istedi. Galatasaray'ın iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bu takasa sıcak baktı ancak yine de iki oyuncu için üste para düşürmeyi düşündüğü öğrenildi. Younes Belhanda ve Maicon'la devam etmek istemeyen Sarı Kırmızıların teklifi detaylandırmak için Al Nassr kulübü yetkilileriyle görüşmeye devam